değilsin diyor. Neyse, ne yapayım? Allah değilsin diyor. Şimdi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz bez maskelerinin yanı sıra güvenlik personelleri için, askeri personel için ve sağlık çalışanlarımız için de ayrıca koruyucu siperli maske üretimi yapıyoruz. Tabii koruyucu siperli maske ile ilgili olarak elimizdeki kısıtlı imkanlara göre hareket ederek 3 santimetre elinde bir lastik, A4 boyutunda en az 100 mikronlu bir asetat ve kapı altında kullanmakta olduğumuz süngerlerden yararlanarak siperli maske üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bitirmiş olduğumuz bir tane siper maske olarak örnek olarak gösterecek olursak bu şekilde kullanıma hazır hale getiriyoruz ve karşımızda bulunan insanla alakalı olarak en azından sağlığımızı korumamız açısından temastan biraz uzak tutuyor bizi. Teşekkür ederim. Doktorlarımız için bone. Bone yapımı. Dönebilir misiniz hocam? Emit Hattin Halk Eğitimi maske tekken bu milletek var. Bir koronavirüs salgın hastalığı yüzünde. Bu milletek var şöyle etken. Dersli tevhid sağlıklı Allah. Bu da işler alalım. İsminizi alabilir miyiz? Ümmü Necba Durmuş. Burada neler yapıyorsunuz? Burada maske üretiyoruz. Sağlık çalışanlarımıza destek olmak için. Biz bize yeteriz Türkiye. Teşekkür ederim. Biz bize yeteriz Türkiye. Tamam. Öncelikle ülke olarak, dünya olarak kritik bir süreçten geçiyoruz. Korona virüsü, COVID-19'la bu salgın her ülkeyi ve dünyayı çok kötü etkiliyor. Biz de bölgemizde etkilenmemek için kaymakamlık olarak elimizden gelen çalışmayı merkezi hükümetimizin talimatları, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın ve diğer bakanlarımızın talimatları doğrultusunda yürütüyoruz. İnşallah salgını ilçeye getirmeme noktasında kararlıyız. Bu açıdan önemli olan bir husus maske üretimi noktasında çok önemli bir iş düşüyor yerele de. Bizler halk eğitimdeki kurs hocalarımıza ricada bulunduk. Dedik ki ya bu noktada bize yardımcı olabilir misiniz gönüllülük esasıyla? Onlar da hay hay dediler. Hem siper maske üretimine başladık halk eğitimde hem de cerrahi maske üretimine başladık. Malzemeyi biz kaymakamlık olarak temin ettik. Emek oradaki hanımefendi ve beyefendi hocalarımıza düşüyor. Buradan onlara teşekkür ediyorum. Bu maskelerimizi öncelikle vatandaşla daha çok temas eden kolluk kuvvetlerimize, hastane personelimize, sağlık personelimize ulaştırdık. Ama bununla kalmayacağız. Diğer kamu kurumlarına da ulaştıracağız. Bunun yanında özellikle marketlerdeki kasiyerlere, kuryelere, lokantadaki vatandaşla diyalog kuran esnaflarımıza da bu maskeleri ücretsiz bir şekilde ulaştırarak hem onların bu COVID-19 virüsünden olumsuz etkilenmelerinin önüne geçeceğiz. Hem de onlar aracılığıyla vatandaşlarımıza yayılmasını engelleyeceğiz. Bu açıdan tekrar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzdeki fedakar öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Efendim kaç bin adet üretmeyi düşünüyorsunuz? Bin adet siper maske üreteceğiz şu aşamada. O bizim ilçe olarak ihtiyacımızı karşılıyor. Cerrahi maske olarak da şu an ilk aşamada 10 bin üreteceğiz. Dün Sayın Valimizin başkanlığında video konferans yaptık. Bundan sonra da halkımıza ücretsiz dağıtılacak maskede bir sıkıntı yaşanmaması için yerel potansiyeli de harekete geçirmek adına malzeme Sayın Valimizin ve Valiliğimizin temin edilecek bundan sonraki süreçte. Biz de Halk Eğitim Merkezimizde vatandaşlarımız için de üretmeye devam edeceğiz. İlk aşamada
1000 siper maske, 10.000 cerrahi maske üreteceğiz. Teşekkür ederim efendim, çok sağ olun. Eyvallah. Dünyayı saran koronavirüs maalesef tüm ülkeyi sarmış durumda. İlçe kaymakamımız Sayın İsmail Kendik Beyefendi öncülüğünde kurumlarımızda çalışan hocalarımızla birlikte burada halk eğitim merkezinde dikmeye başladık. Biz bize yeteriz Türkiye'm,